Bu ekranda gördüğünüz güzel kızın adı Esila. Esila, gün geçtikçe kaslarını kaybediyor ve artık sürekli hastaneye gidiyor. Esila bir SMA hastası. Elinden hep birlikte tutarsak, bütün acılarına son verebiliriz. Siz, gönlü güzel insanlar, elinden tutarsanız, yüzündeki bu gülücükler devam edecek. Kanalımızın SMA başlıklı videolarını izleyerek ve izleterek Esila'ya destek olur musunuz? Seni yüreğim değil, ben seçtim. Bölüm 26. Final. Sae Min için her şeyi yapabilirdi. Onun için babasının önemini biliyordu ve o adamı kurtarmak için kendi bedeninden, ruhun en önemli parçalarından vazgeçmek üzereydi. Min ise gözyaşıyla ona engel olmaya çalışıyordu. Sae, bundan vazgeç, sana bir şey olmasına dayanamam. Min, lütfen, bir şey olmayacak. Olmaz, buna izin veremem. Merak etme Min, bana bir şey olmayacak. Sae Min'e sarılmıştı. İçinde büyük bir korku olmasına rağmen hala Min'i ikna etmeye çalışıyordu. Min ise kolları arasındaki kadının titreyen bedenini fark etmesine rağmen ona bir şey söylememişti. Min'in kendisi gibi acı çekmesini, sonradan pişman olmasını istemiyordu. Sae kendi çektiği acıyı onun tatmasını istemiyordu. Onları dinleyen üçüncü bir şahıssa Min'den farklı sayılmazdı. Sae'nin kararını dehşetle izlemişti. Fark etmeden gözyaşını döken Min, kalbin sıkıştığını hissediyordu. Min ise hala ona aynı şeyleri söylüyordu. Vazgeç, sensiz yaşayamam. Birkaç gün içinde büyük bir ameliyat geçirecek olan Sae belli etmemeye çalışsa da korkuyordu. Sivan'dansa hala bir haber yoktu. 5 günlük süre dolmak üzereydi. Sae ve Min hastaneden ayrılmazken Mina da evde Sivan'dan hala bir haber alamamanın sinirini yaşıyordu. Kendi kendisine hep aynı şeyleri söylüyordu. Salak Mina, nasıl olur da ona inanırsın? Şimdi ne yapacaksın? Bırakıp gitti işte. Sürekli aynı kelimeleri söylüyor ve Sivan'ın geri dönmesiyle ona yapacaklarını hayal ediyordu. Min ne yaptıysa Sae'yi bir türlü vazgeçirememişti. Sivan projeyi tamamlamış ve rahat bir nefes alarak geriye doğru yaslandığında masanın üzerinde bulunan Mina'nın resmini eline alarak gülümsemiş ve resmin üzerine bir öpücük kondurmuştu. Sen benim hayatımın dönüm noktası olacaksın küçük hanım. Bu proje benim en önemli projem olacak dedi. Gülümseyen Sivan elini aldı, günler önce kapattığı telefonunu açmış ve gelen sesli mesajları dinlemeye başlamıştı. Birçok mesaj gelmesine rağmen bir tanesi dikkatini çekmişti. Bu mesaj Mina'dan gelmişti. Seni aşağılık herif, nasıl olur da ortadan kaybolursun? Sana bir daha inanmayacağım. Geri geleyim deme, yoksa seni öldürürüm. Mina'nın sözlerine gülümseyen Sivan tekrar elindeki resme bakmıştı. Sae'yi arayan Sivan ondan duyduklarıyla şok olmuştu. Acele bir şekilde geri dönen Sivan hastaneye geldiğinde Sae onu görünce koşarak boynuna sarılmıştı. Min Sae'yi o şekilde görünce bir yandan içi rahatlamış, diğer yandan da kalbinin parçalandığını hissetmişti. Günlerdir yanında sakinliğini koruyan karısı şimdi içindeki acıyı boşaltmak istercesine ağlıyordu. Sivan ise ellerini onun saçında gezdirirken Min ilk kez Sivan'ı kıskanmamış, aksine şu anda ona hiç olmadığı kadar minnettardı. Sivan hala olanlara inanamıyordu. Sakin ol Sae. Sivan sen... Genç kadın hıçkırırken genç adam ne yapacağını şaşırmıştı. Tamam geçti. Biraz rahatlaman için ağlayabilirsin ama fazla ağlama, tamam mı? Sivan sen neredeydin? Neden sana ihtiyacım olduğunda beni yalnız bırakıyorsun? Min kendisini tutamıyordu. Sae'nin acısını anlayabiliyordu ama şu anda Sae'yi bu şekilde görmeye dayanamayacağını da bildiği için onları yalnız bırakarak Sivan'a bile hoş geldin diyemeden oradan uzaklaşmıştı. Onun gizlemeye çalıştığı yaşını gören Sivan Sae'den ayrılarak yüzüne bakmıştı. Sae, sen gerçekten ameliyat olacak mısın? Evet, başka şansım yok. Ama senin bebeklerin var Sae, iyi düşünmelisin. Sivan, bunu yapamam, bencil olamam. Onun hayatını kurtarabilirim. O gün geçtikçe ölüyor ve böbrek bulmak için zaman yok. Ama Min,
O istemiyor ama ben onun bu acıyla yanmasına izin veremem. Ah Saye, asıl bencil sensin. Min acısını hiç mi fark etmedin? Saye elbette bunu biliyordu ama ne yapabilirdi ki? Aynada yüzüne bakmak istiyordu. İleride Min'le arasında keşkeden olmasını istemiyordu. Sivon Saye'nin yanından ayrılarak Min'in yanına gitmişti. Çok üzgünüm Min. Sen de ikna edemedin değil mi? Evet, o fazla inatçı. Elimden geleni yaptım ama ikna edemedim. Biliyorum ama bunu yapmasını istemiyorum. Saye bir şey olmasına dayanamam. Ona bir şey olmayacak. Buna inanmayı çok istiyorum ama korkuyorum Sivon. Sivon bir süre daha Min'le konuşmuştu. Projeyi göndermiş. Mina evde etrafı toparlarken yine aklına Sivon gelmişti. Hiç çıkmıyordu ki aklından. Kapının çalmasıyla kapıyı açmış ve bedenine dolanan kollarla donup kalmıştı. Kapının açılmasıyla hızla bedenine dolanan kolların içinden sıyrılmaya çalışıyordu ama bunda başarılı olamıyordu. Ya bırak beni, seni aşağılık herif. Ah, çok özlemişim seni. Sivon sıkıca sardığı Mina'nın saçlarını koklayarak derin bir nefes almıştı. Mina ise onun bu davranışıyla kalp atışlarının hızlanmasına engel olamamıştı. Yalan söylüyorsun. Sivon onu dinlememişti bile. Seni gerçekten çok özledim. Bağımlılık yapıyorsun. Senin kadar kolay yalan söyleyen birini daha görmedim. Beni özlemiş olsaydın bir kez arardın. Biliyorum, üzgünüm ama sana harika bir sürprizim var. Ben sürprizleri sevmem. Ama bunu seveceksin. Mina hala kendisine sarılan Sivon'dan kurtulmak istiyordu. Sivon ise daha da sıkıyordu Mina'yı. Bunu nereden biliyorsun? Biliyorum işte. Sivon gülümseyerek Mina'nın saçlarının kokusunu içine çekmeye başlamıştı. Mina ise bu adamın bedeni ve aklı üzerindeki hükmüne hala inanamıyordu. Kollarını Sivon'un bedenine dolayan Mina artık kendisini bırakmıştı. Sivon'u düşünmediği bir anı bile olmazken bedeninde dolanan kollarına nasıl hayır diyebilirdi? Bu kadar kolay ona inanabildiğine inanamıyordu. Keşke şu anda Min'le Saye de onlar kadar mutlu olabilseydiler. Saye kendisini hazırlamıştı artık. Arada dalıp dalıp uzaklara giderken fark etmeden karnını okşuyordu. Min ise onun bu haline dayanamıyordu. Babası ise hala uyanmamıştı. Saye aklına Min'in babasının kendisini nasıl da hemen kabul ettiği ve gelin diye hitap ettiği gelmişti. O zaman içinde oluşan sıcaklık şimdi içini kor gibi yakıyordu. Aradan geçen 3 gün süresinde büyük an gelmişti. Saye hazırlanmaya başlamış ve ameliyat için son pürüzler giderilmişti. Min ise hala onu vazgeçirmeye çalışıyordu. Saye son anda Min'le görüşmek istememişti. Biliyordu ki Min'i o şekilde görürse vazgeçebilirdi. Ameliyat odasına alınan Saye doktorun sözüyle duraksamıştı. Emin misin kızım? Evet eminim. Bir süre duraksadıktan sonra cevap vermişti. Min ise kapıdan içeriye girmeye çalışıyordu. Saye'nin içeriye alındığını duyunca korkudan çıldırmış gibi davranıyordu. Kapıyı yumruklamaya başlayan Min sesini Saye'ye duyurmaya çalışıyordu. Saye beni bırakma. Sensiz yaşayamam. Saye lütfen vazgeç. Saye beni bırakma. Sensiz yaşayamam. Saye, lütfen vazgeç. Kalbin ağırlığını ayaklarında hisseden Min dayanamamış, gücünün tükendiğini hissederek yere çömelmişti. Gözyaşları ilk kez bu kadar akarken hep aynı şeyi tekrarlıyordu. Beni bırakma, lütfen ona bir şey olmasın. Min'in şu anda düşündüğü ne babası ne de Saye'nin karnındaki bebeklerdi. Onun tek korkusu Saye'nin hayatının tehlikeye girmesinin söz konusu olacağıydı. İkiz bebeklerle böbreğin alınması ani bir kalp durmasına neden olabilirdi. Zayıf vücudu bu ameliyatı kaldıramayabilirdi. Saye yattığı yerde kendisine doğru uzatılan gazla uyutulacaktı. Gözünden düşen bir damla yaşla karnına dokunan Saye itiraz etmeden ağzını kaplayan gazla gözlerini yummuştu. Belki de bu göz kapaklarının son kez yumuşuydu. Min'in perişan hali Sivon ve Mina'nın gözyaşı dökmesine neden olsa da Sivon kendisini toparlayarak Min'i ayağa kaldırmaya çalışmıştı. Hay onu o şekilde gördüğünü hala inanamıyordu. Min nasıl olmuştu da bu kadar çok sevebilmişti? Belki de aşk denen karmaşa buydu. Hissetmek ve onu hissederken de ölmekti. Saye de aynı şeyi söylememiş miydi? Min, senin sevgini hissettiğim sürece bana bir şey olmayacak. Seni asla bırakmayacağım. Evet, Saye birkaç gün önce böyle söylemişti Min'e. Min ise bunu bilmesine rağmen yine içindeki korkuyla ameliyathanenin kapısına saldırmıştı. Kimse onu tutmaya cesaret edemiyordu.
sadece karısını o masadan kaldırmak istiyordu. Hiçbir şey umurunda değildi. Şu anda sadece Sai'nin yeniden kendisine bakmasını istiyordu. Acı bir şekilde bağırıyordu. Lütfen ona dokunmayın. Karımı bırakın. Lütfen onu bırakın. Min, sakin ol. O iyi olacak. Sivan onu sakinleştirmeye çalışsa da boşunaydı. Min hiçbir şey duymuyordu. Lütfen onu bana geri verin. Lütfen. Dizlerinin üzerine yeniden çöken Min artık kalbini atmadığını hissediyordu. O kadar büyük bir korku vardı ki içinde, sanki Sai kendisine sesleniyordu. Ameliyathanenin kapısının açılmasıyla Min korkuyla doktora bakmıştı. Min korkuyla ayağa kalkarken gözleri iyice büyümüş bir şekilde yüzü üzgün olan doktora bakmıştı. Hayır, Sai. Çok üzgünüm Bay Min. Biz elimizden geleni yaptık. Min son duyduğu söz ile gözlerini kapatmıştı. Beden onu artık yalnız bırakmıştı. Sivan kendisinden geçen Min'i tutmaya çalışırken bir yandan da doktora bağırıyordu. Sivan da artık dayanamamıştı. Sai'ye bir şey olduğuna inanmak istemiyordu. Bağırıyordu. Bu doğru değil. Sai, o iyi değil mi? Doktor Sivan'a bakarken bir yandan da hemşireleri çağırıyordu. Bu iki erkeğe sakinleştirici şarttı. Mina ise dayanamayarak ağlamasına devam ederken Sivan çıldırmış gibiydi. Az önce Min'in yaptığı çılgınlığı görev edinmiş gibi etrafa saldırıyor, duvarları yumrukluyordu. Bu doğru değil. Sai beni terk etmiş olamaz. Mina sıkıca Sivan'a sarılırken Sivan hıçkırıklarla ağlamaya başlamıştı. Birkaç ay sonra Sivan yapmış olduğu projeyi herkesin önünde açıklarken Mina'nın gözlerinin içine bakıyordu. Büyük bir davete Mina'yı kolundan götüren Sivan hayatında gördüğü en güzel kadına sahip olduğunu düşünüyordu. Mina ise yanında duran yakışıklı adama hayranlıkla bakarken Sivan'ın yapmış olduğu projeyi görünce donup kalmıştı. Bir yerden tanıdık geliyordu bu manzara. Sivan yaptığı çevre düzenlemesi projesinde Mina'yı bir kadına benzetmiş ve kadının gün doğumunu izlerken kucağında sevdiği adamın başını yerleştirmişti. Başta herkes binaların nasıl olur da bu şekilde dizayn edildiğine anlam verememişlerdi ama sonradan projenin içeriğine girince çok farklı yapılar ortaya çıkmıştı. Mina bu kadını kendisine benzetmişti. Gerçekten de benziyordu. Sivan onunla buluşmak için gittiği parkta güneşi izleyen Mina'yı görünce kendisini onun kucağına yatarken hayal etmişti. Şimdi ise bu hayalini müthiş bir projeye dönüştürmüştü. Belki de bu ilk olacaktı. Oturan kadın figürlü binayı şimdiden hayal edebiliyordu. Mina şaşkındı. İlk kez Sivan'ın isteği üzere böyle bir davete katılıyordu. Mina'yı yanından ayırmayan Sivan birçok erkeğin Mina'ya hayranlıkla bakmasından rahatsız olmuştu. 3 aydır Mina ile birlikteydi ve şimdiden Mina'yı deli gibi kıskanıyordu. Başlarda Sivan'ın kıskançlıkları yüzünden çok bunalan Mina'nın aslında bu durum çok hoşuna gidiyordu. Konuşmasını yaparken Mina'nın gözlerinin içine bakan Sivan heyecanlıydı. Konuşmasına başlamadan önce boğazını temizleyen Sivan gözlerini Mina'ya dikmişti. Mimarlık yaptığım süre boyunca en çok değer verdiğim bu projenin ilham kaynağına şimdiden teşekkür ediyorum. Mina neden kendisine bu kadar dikkatli baktığını anlayamamıştı. Dahası herkes dönüp Mina'ya bakmıştı. Sivan ise gülümseyerek devam ediyordu. Bana bu projede ilham kaynağı olan kadına buradan söylemek istediğim ve aslında çok uzun zaman önce sorduğum bir sorunun cevabını alabilmek için yeniden soruyorum. Mina başını anlamış gibi iki yana sallarken bir yandan da yüzünü kapatıyordu. Sivan'ın buna cesaret edemeyeceğini düşünürken Sivan'ın sözleriyle şaşkındı. Şaşkınlıktan ağlamaya başlamıştı. Mina, bu kadar düşünmek yetmedi mi? Benimle evlenmeye karar vermek bu kadar zor mu? Mina şaşkındı. Herkes Mina'ya bakarken bir yandan da salonda alkış sesleri yükseliyordu. Mina utancından yüzünü kapatırken bir yandan da omzuna dokunan elin sahibine bakmıştı. Min, Mina'nın omzuna dokunarak ''Hala güvenini kazanamadı mı?'' ''Ben...'' ''Hadi ama senin cevabını bekliyor.'' ''Hatırlat da Sivan'ı bir ara döveyim.'' ''Neden?'' ''Bu kadar kişi arasında böyle bir cesaret gösterdiği için.'' Genç kadın gülerek adama bakmıştı. ''Ona dokunursan bozuşuruz.'' Min gülmeye başlamıştı. ''Şimdiden beni sattın demek.'' Şey ben. Hadi ama şimdi heyecandan ölecek. Mina başını Sivan'a çevirmişti. Gözleri kıskançlıkla bakıyordu. Mina ise bakışlarındaki kıskançlık ifadesine gülümsemişti. Mina'yı herkesten kıskanır olmuştu. Mina, eğer bana şimdi cevap vermezsen seni zorlamayacağım artık.
Mina gülümseyerek başını öne doğru sallamıştı. Sivan ise onun yaptığı harekete şaşırarak onaylatmak istemişti. Kabul ediyor musun? Heyecanlanmıştı. Evet, kabul ediyorum. Abartmada in aşağıya artık. Sivan Mina'nın sözünü bitirmesini de beklemeden hızla ona doğru ilerlemişti. Mina gözlerini büyüterek Sivan'a bir şey söyleyecekti ki Sivan'ın onu öpmeye başlamasıyla susmuştu. Salonda alkış sesleriyle birlikte tebrik sesleri yükselirken Mina utancından kıpkırmızı olmuştu. Sivan geriye çekilerek Mina'ya kollarını dolamıştı. Sıkıca sardığı Mina'dan onu ayıran sesle gülümsemişlerdi. Siz burada benim duruma düşmeyeceksiniz değil mi? Sen neredeydin? Min gelen sese doğru ilerleyerek Sai'nin bedenini kollarını dolamıştı. Karnı burnunda Sai hamilelik yüzünden iyice güzelleşmişti. Sivan ne kadar kıskançsa Min de o kadar kıskanç olmaya başlamıştı. Birkaç ay sonra Sai'nin kıskançlığı bulaşıcı hastalık gibi Min'e geçmişti. Ne Sai ne de Mina bu duruma daha alışmamış olsa da mutluydular. Seninkiler rahat durmuyor, biraz dinlendim. Senin gibi olamam Sai. Sivan Mina'nın sözlerine gülmüştü. Sai'nin doğumu yaklaşmıştı artık. Ama ben de en kısa sürede baba olmak istiyorum. Ya. Mina kızarak Sivan'ın kolunu sıkmıştı. Onlar gülerek evlerin yolunu tutarken Sivan son ikiye kalan iki projenin sahibi olmaktan büyük mutluluk duyuyordu. Sivan'ın çalınan projesiyle son projesi son ikiye kalmış ancak son proje kazanmıştı. Ameliyattan bir gün önce Sai artık dayanamıyordu. Bebeklerinden vazgeçiyordu ve bunun için biraz cesarete ihtiyacı vardı. Min'in babası hala ayrılmasa da oldukça acı çektiği belli oluyordu. Arada kısık iniltiler çıkaran adamın durumu acınası bir haldeydi. Sai onun halini görünce henüz nefes almak için çabalayan bu adama yardım etmek için yeterince cesareti toplamıştı. Ama bu cesareti kırabilecek tek kişinin de Min olduğunun farkındaydı. Babasının kulağına eğilerek, ''Merak etmeyin, yakında bu acımız bitecek. Min sizi bekliyor. Zaten yıllarca uzak kaldınız ama bundan sonra kalamazsınız.'' derken gözünden yaş süzülmesine de engel olamamıştı. Bu sırada içeriye giren hemşireler Sai'nin çıkmasını isterken odada konuşmaya başlamışlardı. ''Çok yazık değil mi?'' ''Evet öyle, kadın haline acıyorum. Ama gerçekten cesaretli çıktı.'' ''Evet düşünsene, bebekleri ölecek ve kendi hayatta gidebilir. Bu adama değer verdiği belli.'' ''Evet öyle ama kocasının hali daha acı değil mi?'' ''Evet öyle. Bir yandan karısı, bir yandan bebekleri, diğer yandan da babası.'' ''Evet, yazık olacak.'' Adam konuşulanları duymuştu. Kalbinin sıkıştığını hissediyor ama gücünü toplayarak hiçbir şey söyleyemiyordu. Hemşireler çıkınca gözünün yanından akan iki damla yaşla içinden haykırıyordu. ''Yapma, bunu benim için yapma.'' Ama duyan yoktu. Nasıl duysunlar ki? O kadar yorgundu ve bedeni o makinelerin esiri altındaydı. Ne yapabilirdi ki? Ameliyat yarındı ve Sai bu ameliyatta hem torunlarını hem de hayatını ortaya koymuştu. Ameliyat saati. Sai ameliyat alınmıştı. Hamilelikten doğabilecek sonuçlar için narkozu damardan değil de ağızdan gaz yoluyla vermek istemişlerdi. Bu şekilde her ihtimale karşı ona müdahale edebileceklerdi. Sai karnını tutarken gözyaşlarına engel olamamıştı. Min'in çığlıklarını kapıdan duyabiliyordu. Sadece içinden iki şeyi tekrarlıyordu. ''Özür dilerim bebeklerim, beni affedin.'' ''Min, bana bir şey olmayacak.'' Sürekli bunları düşünerek gözlerini yumduğunda hala gözünden yaş akıyordu. Doktor ameliyata başlamıştı ki gelen haberle ameliyatı durdurmuştu. Böbrek bulunmuştu, üstelik hiç beklenmedik bir kişiden. Sai'nin dayısı Sai ile aynı kanı taşıdığı için böbreğe tesadüf eseri uyumuştu. Sai ile Min'in konuşmalarına uzaktan kulak misafiri olan adam hiç düşünmeyerek test yaptırmıştı. Sai'nin normal odaya alınmasıyla doktor ameliyathaneden dışarıya çıkmıştı. Min onun yorgun halini ve üzgünüm kelimesini yanlış anlayarak sinir krizi geçirmişti. Sivan da aynı şeyi düşünmüş ve etrafa saldırmaya başlamıştı. Min kendinden geçerken odaya alınmış ve Sivan da doktoru sıkıştırmaya başladığında gerçeği öğrenmişti. Başka bir verici bulunmuştu. Sai'nin ameliyatı yapılmamış ve normal odaya alınarak ayrılmasını bekliyorlardı. Doktorun üzgün olmasının nedeni ise yeni bir ameliyat için birkaç gün daha beklemek zorunda kalmaları, bu da babasının hayatını daha da tehlikeye sokuyordu. Min hala baygındı, öyle ki Sai bile ondan önce narkozdan çıkmıştı.
baygınlık süresi boyunca sürekli Sai'ye sesleniyordu. Sai gitme, beni bırakma. Sürekli aynı şeyleri tekrarlarken onu bu hale getirdiği için kendisinden nefret etmişti. Min'in elini tutan Sai yüzüne dokunmuştu. Min, ben yanındayım, bir yere gitmiyorum. Sen istemediğin sürece de gitmeyeceğim. Sai'nin sözleriyle gözünden yaş akması bir olmuştu. Hafif gözlerini aralayan Min, karşısında gördüğü kişinin hayal olabileceği düşüncesiyle gözlerini kapatmış ve gözündeki yaşı serbest bırakmıştı. Sai ise yine onun hayal gördüğünü düşündüğünü anlamıştı. Min'e sıcak bir öpücük veren Sai, gözlerinin açılmasına neden oldu. Sai'yi karşısına sapasağlam gören Min hemen doğrulmuş ve ona sıkıca sarılmıştı. Ama anlayamadığı Sai'nin neden kendi odasında olmadığıydı. Heyecanla soracaktı ki Sai onu susturarak Min'in elini karnının üzerine götürmüştü. Hala buradalar. Birkaç ay sonra onlardan bakacaksın. Hala oradalar mı? Sen? Ben vermedim böbreği derken genç kadın mutlulukla ağlıyordu. Ne? Sai Min'e kısaca her şeyi anlatmıştı. Dayısının böbreğinin uyduğunu ve kendisine operasyon yapılmadığını anlatmıştı. Derin bir nefes alan Min sıkıca Sai'ye sarılmıştı. Sai ise gülümseyerek, cevap vermedin, üçümüze dayanabilecek misin? Üçünüze mi? Merak etme, oğlum bana yardımcı olur. Min gülerken Sai'ye kahkaha atmıştı. Ama oğlun yok ki senin, ikisi de kız. Sai gülümserken Min şaşkındı. İki tane kız. Kız çocuklarını her zaman çok sevmişti. Sai'yi kızdırmak istiyordu ama Sai'nin kız çocuğu sözüyle ona daha da sıkı sarılmıştı. Saçlarını öperek, iki tane sana benzeyen küçük kız. Ben ne yapacağım dediğinde sesli bir şekilde gülmüştü. İstemiyor musun yoksa? Sana benzeyen iki küçük kız ve çok güzel olacaklar. Ben kıskanç bir adamım, kızlarımı paylaşamam. Sai gülmeye başlamıştı. Doğmamış çocukları şimdiden kıskanmaya başlamıştı. Olaylı geçen 3 ayın sonunda Sivan ödül aldığı projeyle büyük bir tören düzenlemişti. Sai son aylarında olduğu için iyice yorulmaya başlamıştı. Sürekli dinlenme ihtiyacı olan Sai Min yüzünden yerinden kalkamıyordu. Buna Min'in babasının ilgisi de karışınca iyice köşeye sıkışmış hissediyordu. Sivan ve Mina ise tüm duyguları aynı anda içinde yaşıyordu. Kıskançlık ve aşk. İki duyguyu aynı anda hisseden çift birbirinin gözünün içine bakıyordu. Törenden sonra Mina ve Sivan, Mina'yı gördüğü parka gitmişti. Güneş doğana kadar orada kalan ikili, Sivan'ın başını Mina'nın kucağına koyarak gün doğumunu izlemesiyle devam ederken, Sai ile Min de evlerinde huzurlu bir şekilde dinleniyordu. Korkunç geçen günlerin sonrasında huzura ve mutluluğa erişen çiftin hayatından hiçbir şikayeti yoktu. O günden sonra Hay Kore'den ayrılmıştı. Min ise Sai'nin eski sevgilisiyle ortak olmuştu. İşle özel hayatı karıştırmayan iki adam gayet iyi anlaşıyorlardı. Sai sürekli Min'le ilk karşılaşmasını hatırlıyordu ama bu karşılaşma kendisini seçen Min hatırında değildi. Ona göre Sai ilk kapıda güvenlik görevlilerinin kovduğu sahne gözünün önünde canlanırken aslında ikisinin de parkta oturmuş eş seçme saçmalığını konuştuklarını unutmuştu. Birkaç gün sonra Sai ve Min, Sivan için Mina'yı istemeye gitmişti. Babasından izin almak istiyorlardı ama babası dünden razıydı. Eğlence olsun diye kızına bakan adam Mina'ya ''Sen ne dersin kızım, evlenecek misin?'' ''Baba, hadi cevabını bekliyoruz.'' ''Baba lütfen.'' Mina utanmıştı. Onun utangaçlığı Sivan'ın yüzünü gülümsetiyordu. ''Merak etmeyin efendim, istemese de evlenecek.'' ''Ne demek o? Ben seni sevmesem asla kabul etmem.'' Mina son sözleriyle ağzını kapatırken oradakiler onun kot kırmasına gülmeye başladıkları sırada Sai'nin acı sesiyle irkilmişlerdi. Min, ben... Sai acı bir çığlık atarak derin nefes almıştı. Ne oldu aşkım? Bebek geliyor. Herkes şaşırmıştı. Daha bir hafta doğuma vardı ve bu heyecan Sai'ye iyi gelmemişti. Saçmalama Sai, daha yok mu? Sivan, asıl sen saçmalama. Sai ile Sivan birbirine girmişti. Doğurmak için bugünü mü buldun? Ne yapayım Sivan? Ah! Sai bir yandan acı çekiyor, diğer yandan da Min'in kucağında arabaya taşınırken Sivan'a laf yetiştiriyordu. Herkes heyecanlıydı. Yol boyunca kavga eden ikili aslında Sivan'ın sayesinde Sai'nin sancılarına odaklanmamasını sağlıyordu. Hala inanamıyorum. Nasıl benim nişanımda doğurmaya cesaret edersin? Düğüne ne dersin?
Düğün mü? Hayatta olmaz. Şimdi doğur. Ya çabuk sür şu aleti. Min arabayı hızla sürerken bir yandan Sivon'un yanında yatan Sai'ye talimatlar veriyordu. Nefes al aşkım. Hadi daha derin nefes al. Min de onunla tekrarlarken Sivon gülmeye başlamıştı. Ya enişte, gören de sen doğuruyorsun sanır. Mina'yla çocuğunuz olurken ben de seninle dalga geçeceğim. Ne? Ben çocuk yapmayacağım. Hayatta olmaz. Ben baba olmak istiyorum. Olmaz. Olur. Ya siz neden kavgayı kesmiyorsunuz? Ben burada doğuruyorum. Evet, üzgünüz. Hep bir ağızdan söylenen bu sözlerle hastaneye varmışlardı. Hemen doğuma alınan Sai birkaç saat içinde iki kızını da kucağına almıştı. Acı çığlıklar sevinç gözyaşlarına dönüşürken Mina başını Sivon'un omzuna yaslamış ve ''Bizim de olsun'' dedi. Mina'nın sözleriyle gülümseyen ikili aynı anda ''Hani istemiyordun'' dediğinde Mina kızarmıştı ama yine de mutluydu. Karşısında mükemmel bir aile örneği duruyordu. Her zaman acı çekeni gördüğümüzde bir şeylerden vazgeçeriz ama asıl acının sonrasında yaşanan tarifi olmayan mutluluk her şeye bedel olduğunu kanıtlar şeklindedir. Mina, Sai'nin alnına kondurduğu öpücükle gülümserken tek bir şey söylemişti. O gün seni seçtiğim için çok şanslıyım. Sai gülümseyerek cevabı yapıştırmıştı. Beni sen değil, ben seni seçtim, unuttun mu? Evet, sen o saçma seçmelere gelmeseydin seni seçemeyecektim. Belki seni yüreğim değil, ben seçtim. Ama bundan sonra bu yürek sen olmadan atışına devam edemez. Yaşama nedenim sensin. Tıpkı Min'in söylediği gibi Sai yüreği değil kendisi seçmişti ve bunun her zaman böyle olacağını Sai ile ilk karşılaştığında anlamıştı. Mutlu iki çiftimize ömür boyu mutluluklar dileyerek bir hikayenin daha fişini çektik. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sesli kitabımızı dinlediğiniz için teşekkür ederiz.